Yani bunu tabii ki jeopolitik riskler bizle alakası olmayan dünyada yaşanan gelişmeler, savaş var sonuçta farklı coğrafyalarda. Bunlar tabii ki döviz kuru üzerinde risk unsurları ama yani sonuçta Orta Doğu'da da yaşananların kritik seviyelere geldiğini defalarca gördük ama test etti piyasaları ve böyle bir kurda hareketlilik görülmedi. Keza Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeler de aynı şekilde. Dolayısıyla hani o taraftan da çok büyük bir etki gelebileceğine dair bence bir beklenti yok. Ben öyle fiyatlanmıyor diye düşünüyorum. Yurt içinde de Merkez Bankası çok ciddi bir rezerv birikimi yaptı. Ve biliyorsun Merkez Bankası her zaman için piyasada dengeleyici bir görev görebiliyor. Aşağı veya yukarı yönlü. Oldu da bir çok ani bir bu bizim Japonya'da yakın zaman önce gördüğümüz Kırmızı hareketle başlayan Pazartesi. işte evet, o faiz arttırma ve Japon yenindeki değerlenme o dönem nasıl sarsıcı bir etki yarattı küresel piyasalarda. Evet. Ama bizde mesela o dönemde kur hareketi yine de sınırlı kaldı. Yani Merkez Bankası'nın çok ciddi bir rezerv biriktirmiş olması ki bir 100 milyar dolara ulaştı bu birikim. Kur korumalı mevduattaki düşüşü de sayarsan aslında 200 milyar dolar. Dolayısıyla burada Merkez Bankası'nın elinde sağlam bir cephane birikti. Ani bir şey, öngörülmeyen, şok şeklinde gelen bir şey olursa bunu yönetmeye karşı bir eli güçlendi. Bence tabii ki herkes rezervin detayına hakim olmayabilir ama bu tip haberler manşetlerde yer aldıkça nasıl ki düştüğünde rezervler ülkenin parası kalmamış diye endişe ediyorsa şimdi de rezervin güçlenmesi beklentiler üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. Evet. Şimdi olumlu bir etki yaratıyor. Enflasyon beklentisi niye önemli? Belki bunun da altını çizmek istersin Nilüfer. Beklenti dediğimiz şey sadece işte cebimizdeki para değil. Yani hayat pahalılığı değil yani şu anki durumuyla konuşacak olursak. Ya aynı zamanda ne demek işte enflasyon beklentisi? Faizlerin kaç olacağı demek. Asgari ücretin kaç olacağı demek, asgari ücret üzerinden memur maaşları demek, özel sektör maaşları demek, ücretler demek ve ücretlerle birlikte ki para politikası ile ilgili en çok merkez bankacıların yaptığı mevzu bize talep enflasyonu yaratmayın diye. Buradaki talepler ve fiyatlar döngüsünün sonsuz bir şekilde o döngüde kalması demek. Şimdi bundan çıkabilecek miyiz, çıkamayacak mıyız? Bu tarafa bir bakalım istiyorum seninle. Asgari ücretler tarafına gelelim istiyorum. Burada faizden mi gidelim istersin Ülfer yoksa doğrudan asgari ücret üzerinden mi gidelim? Hangisini tercih edersin? Bence ikisini birden ele alabiliriz bence. Şimdi aslında sen çok güzel altını çizdin. Yani beklenti özellikle 2024 ve 25 yılları için çok kritik enflasyon beklentisi. Evet. Çünkü Merkez Bankası'nın hangi faiz seviyesinin yeterli olacağını da tabii ki mevcut enflasyon da çok etkili ama enflasyon beklentisi de en az onun kadar önemli, belirleyici bir unsur. Şimdi örneğin enflasyon beklentiniz yüksekse o zaman mevcut faiz size çok yüksek gelmeyebilir ve harcamalarınıza devam edersiniz böyle bir durumda. Çünkü bugün almanın yarın almaya kıyasla daha avantajlı olduğunu, hani bugün borçlanayım faizini ödemeye razı olayım bu kadar yüksek faize rağmen çünkü ileride enflasyonun ondan da yüksek olacağını düşünüyorum diyorsanız harcamaya devam edersiniz. O zaman Merkez Bankası kendi sıkı duruyorum, para politikasını sıkıyorum zanneder ama bu beklenenin aksine talebi yavaşlatmakta yetersiz kalabilir örneğin. Veyahut da yine dediğin gibi asgari ücret artışı ve benzeri konularda mevcut enflasyona göre değil de beklenen enflasyona göre asgari ücret zammı yapmayı tercih eder ekonomi yönetimi enflasyonu düşürebilmek için ama bu toplumda bir karşılık bulur mu, meşru görülür mü, hakkaniyetli görülür mü? Yine bunun cevabı da enflasyon beklentilerinde yatar. Eğer ekonomi yönetiminin enflasyon beklentisi hane halkının veya toplumun genel beklentisiyle uyumlu değilse o zaman yaptığınız asgari ücret artışı da elbette ki yetersiz görünür ve bu sizin enflasyonla mücadelenizi zorlaştırır. Dolayısıyla hani beklenti çok kritik. Peki biz şunu esas almak durumunda mıyız? Ekonomi yönetimi enflasyonu ne olursa olsun düşürecek mi? Evet, mesajlar bu yönde. Yani bir şekilde bu enflasyonu düşürmeye kararlı bir ekonomi yönetimi var karşımızda. Mesaj bu yönde.
O zaman eğer beklenti hala kırılamıyorsa enflasyon beklentileri, bu şu demek olur. Demek ki daha uzun süre sıkı durmamız lazım. Belki de daha yüksek seviyelere faiz getirmemiz lazım. Biliyorum şu an gündem dışı ama yani teorik olarak söylüyorum. O zaman da enflasyonu düşürmek için ekonomiyi daha fazla kasmanız gerekir. Ve daha düşük bir büyüme oranıyla karşılaşırsınız. Yani beklentileri kıramıyorsak enflasyon beklentilerini, o zaman büyümeden de daha fazla ödün vermemiz gerekir. O yüzden de beklenti yönetimi çok kritik.